Ceren Hanım nerede? Burada da sizin odada denge yapacağız. Ceren Hanım, arkadaşla milli... Kayıtlar nereye gitti? Kimi? Kayıtlar nereye gitti toplar? Adım Murat Yaman, Poseidon Yaman Dalış Okulu eğitmeniyim. Yaklaşık 16 yaşımdan bu yana dalış yapıyorum. Sanayi dalgıçlığı ve normal eğitim dalışlığı, kurtarma, yani bütün dalışların hepsini yapıyoruz. Biz de engelli dalışlara başladık. Çok güzel, herkese tanıtmak istiyoruz bu dalışlarımızı. Peki siz bir de deniz altında bir şeyler yapıyorsunuz. Ben daha önce çalıştığım otelleri koyu komple suyun altında kendim heykeller yapıp suyun altında müze yaptım. Deniz Meryem Ana heykelleri, ondan sonra böyle sütunlar, değişik figürler. Bunları müze şeklinde yaptım. Ahtapot yuvaları yaptım ve bunları herkese, turistlere, Efes'e gitmeyin, gelin su altında Efes'imiz, müzemiz var diye dalış yaptırıyorum. Yalnız zaman geçtikçe benim heykellerim azalma başladı. Bakıyorum heykeller, akşam telefon geliyor, tarih eser kaçakçıları. Bunları tarih eser zannedip benim heykelleri alıyorlar. Akşam jandarma beni arıyor, heykel bulundu, sizin bilginiz var diye. Ben de komutana dediğim, benim heykellerim, bu heykelleri kendim yaptım, tekrar geri alıyoruz. Bu tür olaylarla çok rastlanıyor. Şu anda su altı kendi müzem dağıldı. Hep bunlar tarih eser kaçakçılığı diye düşünerek benim heykelleri aldılar. Beni arıyorlar, dalgıç arıyorlar, heykel çıkaracağız diye. Beni buluyorlar. Müzede yani profesyonel dalgıç olduğum için bu bölgede beni buluyorlar. Bir heykel çıkaracağız, ücret talep ediyorlar. Ben de geliyorum. Bunları tabii jandarmaya ihbar ediyorum. Bir anda yakalansınlar diye de. Yani benim heykellerimi bana çıkartmak istiyorlar. Bu tür olaylara çok rastlanıyor. Yani o yüzden artık heykel yapmaktan bıktım. Ben kendim şöyle bir güzel bir yere heykellerimi koyayım, kendim yapayım, kimse ellemesin, öyle bir şey istiyorum. Bunlar devamlı sık sık rastlanıyor. Şu anda ben yine deniz altında bayraklar yapıyorum. Eski tabaklar koyuyorum, eski paraları topluyorum, suyun altına atıyorum, testiler koyuyoruz. Bunlar antika gibi görünüyor aşağıda. Bunlar herkes geliyor, bir el atıyor, kaldırıyor. Yani suyun altında bir şey kalmıyor. Trajikomik bir olay aslında. Çok 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 kötü bir şey. Ama inşallah böyle bir şey, bunları engelleriz. Yani bu koruma altına alırız. Bir dalış yerlerimiz olsun. İstediğimiz gibi heykeller koyalım. Bir kimse oraya, dalgıçlar hariç kimse girmesin. Öyle bir şey yaratırsak çok güzel olur. Tarih eser kaçakçıları deniz altında her şeyi tarih eser diye ellemesinler. Her şey kalsın. Müzemize başvursunlar. Öyle bir şey olduğu zaman Türkiye'miz gelişsin. Bu şeyleri lütfen bırakalım, ellemeyelim. Ve benim heykellerimi hiç ellemeyin. Çünkü onlara çok özen özeni yapıyorum. Tabii onlar deforme oluyor. Yani ağır olduğu için kırıyorlar, ediyorlar. Yani parçalarını da değerli olarak zannediyorlar. Taşıyamadıkları parçaları kırıyorlar aşağıda. Yani yine bir dalgıç, iple bağlıyorlar. Tekneyle çekiyorlar. Bütün her şey darma duman oluyor. Sakın su altından tarih eser, hele benim heykellerime dokunmayın. Hiçbir zaman denizden bir şey çıkarmayın. Yani mesajım budur.
benim heykellerimi normalde, bir de beni aramayın bu tür şeylerde. Ben kendi heykellerime ben kendim bakıyorum. Kimsenin çıkarmasını istemiyorum. Denizden babam çıksa yerim derler ama kesinlikle heykelleri yemeyin. Balık yiyin. Balık yiyin. Balık yemeye devam edin.